Gençler şu anda öyle sessiz konuşursan olur mu oğlum? Mikrofon tam orada. Gençler şu anda otelin kuyu restoran bölümündeyiz. Burada kuzu falan gömüyorlar. Enteresan işler dönüyor değil mi? Neler yapılıyor? Enteresan işler dönmüyor. Bildiğin kuzu. Vallahi onun görüntüleri vardır. Onları da izlersiniz. Burası restoran. Bir ileride biraz yukarıda başka bir restoran daha var ama ana restoran başka bir yerde. Gençler çok fazla yiyecek içecek paylaşmayı sevmiyorum ben sosyal medyada. O yüzden çok fazla o yediğimiz içtiğimiz şeyleri falan paylaşmıyorum. Ama şunu söyleyeyim. 10 üzerinden 10 numara yiyecekler var. Alabildiğine ne istiyorsanız var. Bıkıncaya kadar. O yüzden onları çok paylaşma gereği duymuyorum. Biz devam edelim. Gençler şöyle göstereyim size de. Şimdi ne yapıyoruz? Yukarı doğru mu çıkalım biraz da? Nasıl bir çocuktum ben ya? Ali canım anlat. Merak ediyorlar. Sürekli araştırmacı, her gün bir deney yapan, bir buluşla gelip işte ben bunu buldum bu nasıl diyen bir arkadaşımızdı. Ama tabii elimizden tutan olmadı. Aslında çok projelerimiz var. Gençler biz var ya. Bulan adam. Bak drone'u var ya drone. Yıl 90 kaç ya? 93. Projelerini 93-94'te UFO diye ben çizmiştim. 4 tribünlü. Böyle motorla gerçek evet. Hatta mobilet motoruyla falan yapacaktık büyüğünden. Ama yani var ya işte o zamanlarda patentini evet. Alamadık. Evet. Aynen, ne oldu? Duruyor çizimleri. Keşke aynen vallahi. Türkiye iyi bir kazanç olurdu. Ondan sonra el feneriyle çalışan uzaktan kumandalı araba falan yapmıştık. Neler neler ya. Tabii bunlar iyi olanlar. Yaktıklarımızı yıktıklarımızı saymıyoruz değil mi? Elle çevirmeli bir vallahi. Motor takmıştık. Bilgisayar aynen donanım çalışıyor. Okumuştuk gençler biz lisede. Bilgisayarcıydık yani. Şimdi yürümeyen merdivenden yürüyemeyen merdivenden çıkıyoruz gençler yukarı doğru. Gençler şu anda havuzun en üst tarafında bir yerdeyiz. Buradan aşağı doğru sular akıyor normalde. Buraya çıkmak yasak gençler ama. Yayınlayacağım. Çeken de benim bu arada. Beni ilgilendirmesin. Çok çok gizli bir görev için geldim. Kilçilere yem verip geliyorum. Yapılmazdım burada. Şelalenin tepesi. Hayır hayır. Hayır hayır. Kırılır kırılır. Oradan görürler. Yakacak. Geliyorum. Kimse görmedi değil mi? YouTube öğrenci hepsi görecek zaten. Herkes görecek zaten. O da var doğru diyor. Ah, başardık gençler. Girilmez denen yere girdik. Cin var dediler. Bilmem ne dediler. Hayalet var dediler. Yok öyle bir şey tabii de. Ya burası şelalenin tepesi gençler. Biraz sonra gösteririm nereye çıktığımızı. Gençler şu anda tatil yaptığımız otelin futbol sahasındayız ve Egemen Kaan'la birlikte top oynayacağız. Ne oynayacağız bilmiyorum vallahi. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Hadi sana, sen bana gol at hadi. Around the world hareketini yapayım. Hani ayaklarını böyle böyle çeviriyorlar ya, bakın. Bakın, benden iyisi yok. Dünyanın en iyisiyim o konuda. Bakın, dikkatle izleyin. Gördünüz mü? Göremediniz bile değil mi? O kadar hızlıyım. Bir daha yapıyorum, bakın. Gördünüz mü? Bir tane daha, tamam. O kadar basit. Gençler, şimdi de direğe vurma challenge, hızlandırılmış bir şekilde, hızlı bir şekilde direğe vurma challenge yapacağız. Bakalım direğe dokunabilecek miyim topla? Gol! Egemen Kaan attı, gol oldu. Bu kocaman kale. Evet oğlum, kocaman kale. Gençler, Egemen Kaan'la futbol oynuyorduk. Biraz mola verdim. Arda Poyraz Karataş demiş ki, abi hiç yolda geçenlere sen kendin fotoğraf çekilelim mi diyor musun demiş. Buna şöyle yanıt vereyim. Bazen mesela yolda giderken beni tanıdığını hissettiğim bazı genç kardeşlerime denk geliyorum. Yanıma gelmeye çekiniyor olabilirler ya da tam böyle çıkartamıyor olabilirler. Onlara mutlaka gel gel yapıyorum. Yanıma geliyorlar ve ben söylüyorum bazen, gelin beraber fotoğraf çekilelim diye. Hatta mesela bazen heyecanlı oluyorlar haliyle. Ben çekiyorum selfileri. Hatta bir iki tane çekiyorum. Elinizde fazladan olsun diye. Ne ayaksınız oğlum siz? Suyun içine sokacaklar bizi. Valla bele kadar girermişiz gençler. Allah.